Sıradan Adam. Çok da uzak olmayan, uzak diyarlarda. Aslında mesafe olarak burnumuzun dibinde ama bazı zihinler için belki Bağdat kadar uzaklarda geçen bir hikaye. Herkesin baktığı ama göremediği bir çölde duvarın ardında develerini yürüten silüetlerin hikayesi. Daha doğrusu silüetten yaşamların hikayesi bu. Rivayet odur ki bu silüetleri sadece kalbi temiz olanlar görebilirmiş ve pek azımız da onları başkalarına gösterebilirmiş. Duvar dedik ya hani, duvarın ardına bakabilenlerin görebildiği bu yeşil etekli kadın gibi. Her gün onlarca, hatta yüzlerce insanın geçtiği, sıradan yerlerdeki sıradan şeylerin ardında bile bir yaşam gizliymiş. Yoldaki bir lastik izinde bile. Hem de bizim dünyamızda o korkutucu ölüm gerçeğinin sembolü yaptığımız kemikler bile orada hayat dolu bir ruha beden olabilirmiş. Bizim buralar gibi düşünmeyin. Kendi dinamikleri, kendi kuralları ve kendi ekolojileri var hepsinin. Arıları da var mesela ama metal telden peteklerin arasındalar. Var olabildikleri için varlar anlayacağınız. İyi de çok saçma. Nasıl var olabildikleri için varlar? Hani yaradan ruhundan üflemiş ya biz eşrefi mahlukatlara. O yüzden biz de onun eliyle yaratıyoruz. Belki zihnimizde yarattığımızı zannediyoruz ama zannettiğimizden fazlası var diyorum. Işık kaldırımda öylesine mi var olur? Yoksa sen orada bir kahraman gördüğün için mi vardır? Sahiden gemiler sadece suda mı yüzer? Yoksa kovadan dökülen sarı boya kumsal, başka bir kovadan dökülen mavi boya deniz olabilir mi? Oradaki denizi görebilir misin? Nasıl görebilirim ki? Orada bir deniz yok. Sahiden bunların gerçek olduğuna mı inanıyorsun? İnanmak? İnanmak için ispat edilebilir bir şeyler gerekir. Ben inanmıyorum. İnanmanın ötesinde metal korkuluklarla dans eden bu jimnastikçi kadını görebiliyorum. İnsan göremediği şeylere inanır. Görebildiklerine değil. Ne demeye çalıştığını anlamıyorum. Kendi içinde kendi ruhuna küsmüş birisi sadece maddeler alemini görebilir. Bu kırık tabeladaki silüetten üzgün adamı görebilmek için kendi ruhunla barışmalısın evvela. Hani dedim ya en başta, herkesin baktığı ama göremediği. Sadece biz yaşayanların arasında değil, hayaletlerin arasında bile hayaletler var. Fransızların kullandığı silüet, yani gölge kelimesini bilerek seçtim bu alemi tasvir etmek için. Düşün ki diğer hayaletleri korkutan bir hayalete, gölgeye, silüete bakıyoruz hep birlikte. Bir insan zihninin sınırları kadar özgürdür. Hayal edebildiği kadar gerçektir her şey. Eğer bir korkuluğun içinde inekleri kaçıran bir uzaylıyı görebiliyorsan, o artık gerçektir senin için. Gerçek olmaya başlar kısaca. Bir beton parçasının içinde kaykay yapan bir silüet görebiliyorsan, o silüet de artık var olmaya başlar. Yani hayal ettiğim her şey gerçek mi? Evet, ama sandığın gibi değil. Mesela buraya baktığın zaman ne görüyorsun? Sadece boş bir duvar görüyorum. O zaman orada gerçekten boş bir duvar var. Bana gösterdiğin için ben de senin gibi görebiliyorum. Eğer bizi izleyenler de burada boş bir duvar görebiliyorlarsa, biz bu gerçekliği düşüncelerimizle iyice pekiştiriyoruz demektir. Ama bir de bu var. O boş duvara baktığı zaman orada bizim göremediğimiz balinayı gören biri. Hatta şimdi sen de, ben de, bizi izleyenler de orada bir balina görüyor. Yani bu da gerçek oldu artık bizim için. Sanırım anlamaya başladım. Bu alemde gökyüzü de var, yeryüzü de. Çimenler de var, roketler de. Hem de uzaya silüet taşıyan roketler bunlar. Ne yazık ki kötülük de var, hüzün de. Parmaklıkların ardında hapis kalan filler de var burada. Bir insan kadar gerçek, bir insanın duyguları kadar gerçek burası. Ama merak etmeyin, ben size güzellikleri göstereceğim daha çok. Dans, müzik, mutluluk insanlık kadar eskidir. Çünkü hepsi insanla anlam kazanmıştır. Mutlu birisi parmaklıklara baktığı zaman birbirleriyle dans eden mutlu bir çift görebilir pekala. Kim derdi ki herkesin her gün önünden geçtiği bu kaldırım taşları meğer silüetler alemindeki farelermiş. Peki ya buna ne demeli? Merdiven korkuluklarının buluştuğu noktada iki boyutlu bir alemde akrobatik atlayışlar yapan bu güzel motorcuya, etrafta öylesine kullandığımız masa lambaları biz ortalıkta yokken birbirlerine ilanı aşk ediyor olabilirler. Sizin onları sevdiğinizden çok onlar birbirlerini seviyor olabilirler yani. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz?
Boş duvarlar gördüğünüz zaman artık oraya bir anlam yüklemeye başlıyorsunuz. Mesela burada elindeki çiçekle insanları hayaletlerin o kadar da korkulacak şeyler olmadığına ikna etmeye çalışan sevimli bir dostumuz varmış. Bazen muziplik de yapmıyor değiller. Bazıları biraz ürkek de olabiliyor aslında. Her şeyden korktuğu için etrafı gizlice izleyen bu silüet dostumuz gibi. Orada bizim gerçeklik dediğimiz 3 boyutlu alemde bir saat varmış önceden. Ne yazık ki yerinde değil artık. Ama işin ilginç yanı, silüetler aleminde de biri o saati yürütürken yakalanmış. Çok basit, çok sade bir fikir. Önünden defalarca kez geçtiğin bir metal parçasına hayat verebilirsin. O yüzden sanatçılar ayrı bir yere sahiptir her zaman gözümde. Ama sen de kendini onlardan ayrı tutma. Çünkü sende de var bu yaratıcılık, benim güzel takipçim. Hangisini istersin? Mavi hapı mı yoksa kırmızıyı mı? Kırmızıyı seçerek tüm gerçeklikleri reddedip sıcak yatağında uyanabilirsin. Ya da mavi hapı alarak benimle bir yolculuğa çıkabilirsin. Karar senin. Ne kadar sınırsız her şey. Bazen bu sınırsızlık karşısında büyüleniyorum adeta. Bazılarınız şüphe ediyor ve saçma buluyor olabilir ama onların bile en sevdikleri süper kahramanlar bir zamanlar hayal ürünüydü. Çizgi romanlarda, çizgi filmlerde birileri tarafından hayal edilmiş karakterler şimdi sinema filmlerinde ve hatta aramızda yaşamaya devam ediyorlar. Bu gölgelerdeki Kaptan Mağara Adamı gibi. Harbiden kimler hatırlıyor bu Kaptan Mağara Adamı'nı? Sıradan bir dolap. Her gün önünden geçtiğimiz plastik saha dolaplarından farksız. Öyle mi? Farksız mı sahiden? Değil bence. Ama sadece birisi ona başka bir anlam yüklediği için. Bunu sen de yapabilirsin. Unutma. Sıradan şeyleri daha farklı görüp onları daha anlamlı hale getirebilirsin. Bir de şu var ki sokak sanatçımız kurşun askerleri gerçekten çok seviyor. Sokakta gördüğü neredeyse her direği bu iş için çok güzel değerlendirmiş. Direk dediysem öyle sadece ufakları değil, kocaman olanları bile es geçmemiş. Siz siz olun, sokakta bırakmayın tüpleri. Yoksa bir sanatçı gelip içindeki silüeti serbest bırakabilir. Bu arada bu videolardan ilham alan pek çok genç sanatçı adayının aramızda olduğunu da biliyorum ve bundan gurur duyuyorum. Kim derdi ki koskoca Zeus aslında o kadar da kocaman değilmiş. Silüetler aleminde elektrik depolarına tabela yapmakla meşgulmuş. Fena mı ama? Bizi koruyor işte, ne güzel. Hatırladınız mı bu arkadaşı? Bir çizgi film karakteri. Hatta en sevdiklerimden biri. Dr. Gadget. Uzun zamandır yoktu ortalıkta, meğer silüetler aleminde takılıyormuş. Şimdi tamamen anladım bize ne anlatmak istediğini. Aslında sen de bize ilham vermek istiyorsun. Hem de kendi gerçekliğini bir sanatçı üzerinden bize anlatıyorsun. Bu bir sanatception. Evet, anlayacağından emindim zaten. Fikirler her şeyin temelini oluşturur. Ve biliyor musun? Kuantum fiziğinde gerçekten de düşüncelerin maddeyi etkilediğine dair bazı deneyler var. Ben biraz kurgusal anlatıyorum ama bilimsel temellendirmesi de yok değil söylediğim şeylerin. Yandı mı şimdi kafanızda bir fikir? Mesela bu silüet dostumuz sadece sular çekildiği zaman tam olarak görülebiliyor. Asıl sanatception bu bence. Eski oyunlar artık neredeyse kayboldular ama başka bir yerde yaşamaya devam ediyorlar gördüğünüz gibi. Bence kendinizi şanslı saymalısınız bunları görebildiğiniz için. Unutma, karanlığı bir dokunuşunla aydınlatabilirsin. Işık senin için parıldıyorken sen de farkında olmadan başkaları için ışık olabilirsin. Hem de kendini Yunan tanrısı Atlas gibi dünya kadar yükün altında ezilmiş hissediyorken bile. Değerlisin. Her şeyden öte benim için değerlisin. Sevgiyle kalasın. Hoşça kal.